Mostar'ın adı ilk defa 3 Nisan 1452 tarihli bir Dubrovnik belgesine geçer. Burada Vladislav Hercegovic adındaki prensin babasına karşı ayaklandığında Blagaj'ı ve Nevetta Köprüsü üzerindeki iki küçük kaleden oluşan bölgeyi, yani bugünkü Mostar ve civarını ele geçirdiğinden söz edilir. 1466 ve 1468'de Blagaj Osmanlılar tarafından fethedildikten az önce Mostar'da zapt edilmiş olmalıdır. Mostar şehri, Bosna Hersek'in baş şehri Sarajevo'nun 162 km güneybatısında, deniz seviyesinden 59 metre yükseklikte, Sarajevo'yu Adria deniz kıyısına bağlayan önemli yol üzerinde yer alır. Hersek bölgesinin merkezi olan şehrin ortasından Nevetra Nehri geçer. Adı Boşnakça'da ve diğer Slav dillerinde köprü anlamına gelir. Buraya Mostici Mostar ve daha doğru olarak Mostari, yani köprücüler denilmiştir. Evliya Çelebi de Mostar'ın köprülü şehir manasına geldiğini belirtir. Türk İslam kültürü bakımından Bosna Hersek'in Sarajevo'dan sonra ikinci önemli şehri olan Mostar'ın tarihi fazla eskiye gitmez. Mostar Ovası'nda Romalılar döneminde bir koloni olduğundan söz edilirse de bu yerleşme sürekli kazanmamıştır. Mostar Köprüsü, Boşnakça adı Sarı Mostar'ın Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin Mostar şehrinden geçen Nevetna Nehri üzerinde Mimar Hayrettin tarafından 1566 yılında inşa edilmiş ve Mimar Hayrettin bu köprü için 456 kalıp taş kullanmıştır. Ünlü köprü çevresindeki kente adını da vermiştir ve Mostar Hersek bölgesinin ana kenti olmuştur. Oldukça ustaca bir teknik kullanılarak inşa edilen köprü, her açıdan Mimar Sinan'ın eğitiminden geçen bir elin eseri olduğunu belli ediyor. İslam mimarisinin en dikkat çekici yapılarındandır. Tam 427 yıl boyunca ayakta duran Mostar Köprüsü'nün aldığı en büyük darbe ise 9 Kasım 1993'te Bosna Hersek Savaşı sırasında oldu. Tanktan köprüye yapılan ateşler sonucunda köprü yıkıldı. Bosna Hersek'te savaşın yaraları yavaş yavaş sarılmaya başlandığında UNESCO ve Dünya Bankası'nın öncülüğünde köprü yeniden inşa edilmeye başlandı. Köprünün ilk yapıldığı zamanlardaki taşları bulmak amacıyla artık kapanmış olan taş ocağı yeniden açıldı ve aslına uygun taşlarla yeniden inşa edilmeye başlandı.
2004 yılında Ulusları Birleştirmesi'ne nam salmış Mostar Köprüsü yeniden inşa edilmiştir. Bu güzel köprünün mimarı olan Mimar Hayrettin kimdir? Mimar Hayrettin'in 15. yüzyılın sonları ile 16. yüzyılın başlarında yaşadığı bilinmektedir. Yaşamı ile ilgili kesin bilgi olmamakla birlikte 2. Beyazıt döneminde mimarbaşı olduğu sanılır. 2. Beyazıt devri mimarlarındandır. Kaynaklarda baba adının Mimar Murat olduğu kaydedilmektedir. Ayrıca 2. Beyazıt Külliyesi ve Beyazıt Camii'nin de mimarıdır.